PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması gündemi Amerikan dış politikasına etki eden Foreign Police dergisinin gündemine girdi. 9 Mart tarihli makalede HDP'nin kapatılmasına yönelik tartışmaların iktidar bloğunun oy ve güç kaybı ile ilgili olduğu tezi işlendi. NATO üyeleriyle Doğu Akdeniz'de girilen güç mücadelesine dikkat çekildi. Makalede Türkiye'nin ekonomik zorluklarının HDP'ye yönelik baskıda belirleyici etkiye sahip olduğu öne sürüldü. Erdoğan'ın bu yolla milliyetçi tabanda güç kazandığı vurgulandı. Çünkü bunlar Liz Cookman imzalı makalede FETÖ firarisi eski CHP milletvekili Aykan Erdemir'in görüşlerine geniş yer verildi. Erdemir, tıpkı PKK ve siyasi uzantısı HDP gibi kapatma tartışması ile ilgili Kürtlere yönelik ırkçı ön yargıların tetiklendiği kışkırtmasını yaptı. Kürtlere ve Kürtlerin seçilmiş temsilcilerine yönelik ırkçı önyargıyı körüklemek bütün diğer seçeneklerini tüketmiş olan iktidardaki koalisyonun son sığınağı gibi görünüyor. İngilizce kısaltması FDD olan Washington Merkezli Demokrasileri Koruma Vakfı Türkiye Programı Direktörü de olan FETÖ'cü Erdemir, HDP'ye yönelik baskının Türkiye'nin ekonomik durumunun bir sonucu olduğunu öne sürüyor gidermeyi bir milli görev olarak. Makalede ayrıca Trump yönetiminin Barış Pınarı Operasyonu öncesinde askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekerek Türkiye'ye yardım ettiği iddiası yer aldı. Biden döneminde ise işlerin Erdoğan açısından çok daha zor olacağı vurgulandı. Yürü. Foreign Policy analizinde görüşlerine yer verilen bir diğer isim Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci yardımcı doçent Berk Esen oldu. Esen, Erdoğan rejiminin yavaş ölümünü izliyoruz. Erdoğan rejimi tek bir darbeyle değil, tadacağı sayısız yenilgi sonucu adım adım yıkılacak dedi. Artan oranda eleştirildi ve bu eleştiri Amerikan Başkanı Joe Biden, 2019 Aralık ayında New York Times'a verdiği mülakatta Erdoğan'a darbeyle değil, Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek yıkacağını iddia etmişti.